Evet, şimdi ölçüm öncesi analog osiloskopta bir kalibrasyon ayarı yapmamız gerekebilir. Ondan bahsedeceğim. Öncelikle kanal 1'den ölçüm yapacağız. O yüzden osiloskopun probunu kanal 1'e taktık. Ardından GND konumuna alıyorum. Böylece girişi toprağa bağlamış oluyorum. Pozisyon ayarıyla bunu yukarı aşağıya kaydırdığımda tam sıfır noktasına koymam gerekiyor. Özellikle alternatif sinyallerin ölçümü yaparken sinyali doğru görebilmek adına, artı ve eksi parçalarını doğru görebilmek adına bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi kalibrasyon yapabilmemiz için bir referans noktasına ihtiyacımız var. Ve osiloskopun üzerinde burada bir kalibrasyon çıkışımız mevcut. 2 volt peak to peak seviyesinde bir sinyal olduğunu söylüyor bize. Çarpı 1 kademesine aldım probumu. Kalibrasyon ucuna bağlantısını yapıyorum. Toprak ucunu da diğer probun şasesine bağladım. Alternatif sinyal ölçmem gerektiği için AC kademesini alıyorum. Sinyalin genliğini biliyorsunuz volt bölü div ile ayarlıyoruz. Volt bölü divi de gerekli kademeye ayarladım. Şu anda 1 volt seviyesinde. Bu bana şunu ifade ediyor. Ekranda gördüğüm her bir dikey çizgi, yani her bir genişlik 1 volta karşılık gelecek. Time bölü div ile de sinyalin yayılımını, ekrandaki yayılımını ayarlayabiliyorum. Şu an gördüğünüz gibi 2 volt peak to peak sinyalim var. Sinyalimin genliği de tam 2 kare. Eğer bunun bozuk olması halinde, yani sinyal eğer ekrana 2 kare şeklinde gelmezse, volt bölü div düğmesinin içerisinde yer alan, ayar potunun içerisinde yer alan potansiyometre ile bunu genişletip sinyali tam 2 kareye yayılacak şekle getirebiliyorum. Bu şekilde 2 kareyi gördüğüm anda, 2 volt peak to peak sinyali ekranda gördüğüm anda kalibrasyonu doğru şekilde ayarlamış oluyorum. Artık osiloskobum ölçüm yapmaya hazır.